93 6. ayda 14'ünde askerler tarafından alındı. 9 tane Renault marka askeri araç, 3 tane sivil araç, bir de beraberinde 2 tane panzer vardı. Zaten o zaman Kırkkuyu köyünden alındı. Kırkkuyu. Kırkkuyu köyünden aldığın zaman abisini komalık bir şekilde hastanelik ettiler. Kız kardeşleri öyle, yengesi öyle. Kendisi de baygın şeklinde onu alıp götürdüler. Yani biz çok aradık, aramalarımıza rağmen hiçbir iz bulunamadı. Yani bu resmiyete alınmadı. Bir Kızıltepe Savcılığına da başvurduk. Mardin'e de başvurduk. Zaten dilekçeler şu anda İHA'da avukatlarımız bunları çıkarmışlar. Onlar gereken mercileri bildirmiş. O savcılık kanalıyla dava da açılmıştır. Bu faili meşhurları da. Şimdi umutlu olmamızın sebebi şöyle, yani bütün faili meşhurların aydınlığa çıkarılması için biz bir umutluyuz. 95'te var mı? 95'te saat 11. ay 14. Evet. Saat 3.30. 3'te 40 geçiyor. Şeref Çakma operasyon çıktı. Koyda benim oğlum orada tutmuştu, yakaladı. O ortağı var, Mahmut. Mahmut Abak. Mehmet Emin zaten Milomis ortağıdır. Kurşunu var, ona evye öldürdü Mahmut. Sabahta saat 6 mi 7 mi hoca okudu. Sabahta 95'te 15 birinci ay. Koyda çıktı geldi. Bir cenaze burası çıkmıştır. Çıktı Mahmut Abak. Elbisi var, kimlikli var. Başka ben cenazeyi görmedim. Defin yaptı. Bu şekilde gelmiştir. Şeref Çakma yani bu baskı yaptı. Yani sizin oğlunuz Mehmet Emin abi. 95'ten. 95'te Mehmet Emin benim oğlumdu. Benim oğlum. Mahmut 1995'te birinci ay 14'te akşama baskı yaptı. Sabahta koya çıktı. Saat zamanda. Bugün bir insanlık ayıbıyla yine yüz yüzeyiz. İnsanlığa yakışmayan dönemde, 90'lı dönemlerde yaşanan faili meçhul cinayetlerle bir yenisiyle daha karşı karşıyayız. Ailelerin başvurusu üzerine buradayız İHA'de ile birlikte. Umarız ailelere bir damla da olsa cevap oluruz. Onların da bir mezarı olsun. Bir fatiha okuyacakları bir mezarı olsun. Gerçekten trajikomik bir durum, trajedik bir durum. Biz kemiklerimizi bulduğumuza mı sevinelim, yoksa avlatlarımızı kaybettiğimize mi ağlayalım? Yani çok zor bir durum yaşıyoruz. Umutlu musunuz buradan bir şey çıkacağına? Umutluyuz. Evet, kuvvetli duyumlarımız var. Sağ olsun savcılık da yardımlarını esirgemedi. Umutluyuz. Yalnız umudumuz, temennimiz bir daha bu tür şeyler yaşanmasın. Özellikle bu çözüm sürecinde biz acılarımıza rağmen gönlümüze, bağrımıza taş basıp acılarımızı unutup yine de barışa varız diyoruz, barış istiyoruz. Bu barış sürecinden dahil halen de umutlu ve katkı sunuyorlar yani bu aileler. İnanın ki yoldan geliyorduk, aile diyor bir daha böyle vakaları yaşamasak keşke. Ben de burada bir çağrı yapıyorum insanlık adına. Kimin elinde ne geliyorsa, kimin elinde zerre kadar bir yardım varsa insanlığa yardım etsin ve böyle şeylerin bir daha yaşamaması için. Temennimiz bunlar son olacak inşallah. Yani bu ülke herkese yeter. Halil'in de benim yegenim oluyor. Abdullah abi de benim yegenim. Ya oğlan abi. Mahmut Abak da benim yegenim. Süleyman Abak benim abim oluyor. Kırk gün içinde 4 tane bizim evde kayıp oldu. 1995'te ben o zaman burada değildim ben. Doğu batıya ben çalışıyordum. 40 gün içinde.
kayıplar. Mahmut Abak buradan, bu köyden onu çıkarmış. Kimliği burada. Şu anda izini de bulmak için kazı alanına geldiniz. Burada bekliyorsunuz. İşte onun hala da Mehmet Emin'in cenazesi kayıp. Katili mahkemeye vermek istiyoruz. Cezası kalmasın.